Hadi başlayalım. Gel, ne olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeliyiz. Beri gel, beri. Daha da beri. Niceye şu yol vuruculuk. Madem ki sen bensin, ben de senim. Niceye şu senlik, benlik. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız sevgilinin gönlündedir. Gel kardeşim, hoş gel. Dermanını derdinin içine koy da gel. Bu sofrada sana kınanmak yok. Bu sofrada aşk var. 1000 kere mi bozdun tövbeni? Olsun, yine gel. Artık ben affedilmem, tövben kabul olur mu diye mi soruyorsun? Gel kardeşim. Ciğeri yanan mahzun kardeşim. Sana bir müjde var. Bir zaman bir adam 99 kişiyi öldürmüştü. Bir rahibe sordu. Allah beni affeder mi dedi. Rahip onunla alay edercesine affetmez dedi. Adam sinirlendi, onu da öldürdü, 100 oldu. Ama ümidini yitirmemişti. Duydu ki bir rahip varmış uzak bir diyarda. O daha büyük bir alimmiş. Gitti ve o alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu? Alim, evet. Seninle tövbe arasında kim hâil olabilir? Filan yere git. Allah'a ibadet ile meşgul olan insanlar vardır. Onlarla beraber Allah'a ibadet et dedi. Memleketine dönme. Zira orası fena bir yerdir dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Yarı yola vardığında öldü. Azap melekleri ve rahmet melekleri geldi. Hangisi bu ruhu alacağı konusunda tereddüt yaşadılar ve Allah'a niyaz ettiler. Cenab-ı Hak buyurdu, yolu ölçün. Eğer gideceği yere yakınsa rahmet melekleri ruhunu alsın. Eğer yola çıktığı yere yakınsa azap melekleri alsın. Ölçtüler, gideceği yere yakın çıktı. Rivayete göre Allah o yolu kısaltmış. Bu olayın bize verdiği mesaj ise şu, Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. O sonsuz merhamet sahibidir. Zümer suresinin 53. ayetinde alemlerin Rabbi şöyle buyuruyor. Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphe yok ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Hatta çok güzel bir hatıra var onu nakledeyim bu konuyla ilgili. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bir talebesi var. Belki bilirsiniz meşhur Hüsrev abi. Bir gün Hüsrev abi İslam'ı anlatan Kur'an tefsiri Risale-i Nur'u okuduğu için Afyon hapishanesine atıyorlar. Atıldığı koğuşta her biri en az 50 sene ceza yemiş caniler var. Yaklaşık 40-50 kişiler. Amaç şu, orada onu sağ koymasınlar. Zaten oraya gidince kimse hoş geldin, halin nasıldır, ismin nedir diye de sormuyor. Hatta yatak bile vermiyorlar. 3 gün boyunca yerde yatmış. Tam 3 gün sonunda hapishanedeki oranın ağası olan ve 150 yıla mahkum edilmiş birisi karşısına dikilmiş. Şöyle bir konuşma geçmiş aralarında. Demiş ki, sen hoca mısın? Değilim ama namaz kılarım. Sana bir soru sorsam cevap verebilir misin? Bildiğim bir şeyse cevap vermeye çalışırım. Ben 15 kişiyi öldürdüm, ırza geçtim, yemediğim halt kalmadı. Şimdi ben cennete gidebilir miyim? Hüsrev abi şöyle cevap veriyor. Kardeşim nerelisin? Karadenizliyim. Gel otur şöyle. Bak kardeşim, Karadeniz'den bir damla alsan Karadeniz'deki eksiklik fark edilir mi? Fark edilmez. Karadeniz'e bir damla katılsa fazlalık fark edilir mi? Demiş ki fark edilmez. İşte senin günahların yanında Allah'ın rahmeti bu kıyaslamadan çok daha fazladır. Sen eğer gerçekten pişmansan, tövbe edersen Allah seni de cennetine alır inşallah. Demiş ki, hay Allah senden razı olsun. Buraya bize müftü gönderirlerdi, onlara da sorardım. Böyle böyle işledim, ben cennete girebilir miyim diye. Hangi hocaya sorsam, senin cennetlik yanın kalmamış derdi. Ben de verdim sopayı. Kim bilir başka fenalıklar da yapıyor. Ve oradakiler de bağırmış. Ulan hergeleler demiş. Allah beni affederse sizi hayli hayli affeder demiş. Emir vermiş. Herkes yatağını getirsin. Üst üste koymuşlar yatakları. Demiş hoca, bundan sonra 3 gün sen burada yatacaksın. O yatakların tepesinde. Biz yerde yatacağız. Hüsrev abi demiş, gerek yok. Bana bir yatak verin yeter demiş. Siz bilmeden yaptınız. Ben bile bile zulmedemem. Ağa herkese emir vermiş. Herkes gusül abdesti almasını söylemiş. Herkes gusül abdesti almış. Böyle namaza duracaklar. Hüsrev abinin sarık sardığını gören kimisi çarşafı yırtmış, bilmem neyi yırtmış.
kendine sarık yapmış. Hatta Hüsrev abi diyor ki bir günde öyle bir hale geldiler ki sadece bir günde namaz kılmaya başladık. Namazdan kıldıktan sonra ben tesbihatı içimden yapıyordum. Dediler ki sen namazdan sonra bir şeyler mırıldanıyorsun. İyi bir şeyse söyle biz de yapalım. Kağıda yazıver. Bundan sonra diyor namazları tesbihatla birlikte yapıyorduk. Hep beraber tesbihatı yapıyorduk ama öyle bir bağırıyorlardı ki ikaz etmek zorunda kaldım ama yine de devam ettiler diyor. Bakın bir günde katil gibi insanlar bir anda Allah sevgisi ve tövbenin içindeki affedilme ümidiyle öyle bir ilahi aşka yelken açıyor ki şeytanın tüm ümitsizlik oklarına meydan okuyor. Bir günde yapılan samimi bir tövbe belki seni de ümitsizlik batağından çıkarıp ebedi saadete mazhar edebilir. Bildiğimiz birkaç evliyadan biri olan mesela Bişri Hafi'nin hikayesi var. Meşhur Bişri Hafi önceden sürekli içki içen, sarhoş gezen bir zatken bir akşam böyle sarhoş bir vaziyette yerde çamura bulanmış bir kağıt görüyor. Kağıdı alıyor bir bakıyor ki üzerinde Allah yazıyor. Hürmetinden almış, evine götürmüş, temizlemiş, bir güzel koku sürmüş. O samimiyeti Allah'ın rahmetini öyle bir celbetmiş ki Allah ona hidayet nasip etmiş. O gece tövbe etmiş. Ondan sonra öyle bir zat oluyor, öyle bir evliya oluyor ki onun çıplak yürüdüğü yollarda katiyen hiçbir hayvan pislemezmiş. Şimdi kardeşlerim, Allah sonsuz merhamet sahibidir. Bakın Bediüzzaman Hazretleri ne güzel söylüyor. Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı kalpten çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfarla çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Tövbe insanın şerre olan meylini kırar. Aç ellerini gönülden. Yalvar yüce Rabbine. Yalvar alemlerin Rabbine. Gözyaşlarını akıt. Şöyle gönülden bir tövbe et. Hıçkıra hıçkıra ıslat şu seccadeni. Günahların kirlerini, hataların pisliklerini yıka gözyaşlarında. Gönül ateşini şöyle bir tutuştur. Rabbinin aşkıyla yansın gönlün. Affet Allah'ım de. Ağlayamıyorsan da ağlıyor gibi yap. Zaten pişmanlık başlı başına bir tövbedir. Vakit geç olmadan tövbe et kardeşim. Geç.